Evet, Samimi Haber özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. İstanbul AK Parti milletvekilimiz Serkan Bayram. Biz Serkan Bayram'ın ismini özellikle son haftalarda çekmiş olduğu Buğday Tanesi filmiyle çok sıkça duyar olduk. Aslında bu filmle birçok gönüle dokundu. Birçok şey açığa çıktı aslında. O kadar gönüllere dokundunuz ki filmin hikayesi zaten yaşanmış bir hikaye. Serkan Bayram'ın hayat hikayesi. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş bulduk Derya Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. De davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. Tabii Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık hayatımı anlatan ama yaşadıklarımın daha %1'ini anlatan bir film. Evet. Böyle 10 tane film çıkar. Tabii biz son 3 ayda bayağı gündemde olduğumuz için dizi teklifleri de gelmeye başladı. Ya dedim ben siyasiyim, siyaset yapıyorum, koşturuyorum, şudur budur. Vallahi Vekilim çok güzel dizi olur dediler. 3-4 firma aradı. Şu an dedim düşünmüyorum dedim. Zaten benim bu sinemadan, bu Buğday Tanesi filminden elde edilen geliri biliyorsun engelli yaşam. Evet, şu an bir engelli. Yapacağız. Bu film 10 milyon engellimizi ilgilendiriyor. 10 milyon engellimiz için Umut. Umuda Yolculuk filmi. Ailesiyle beraber 40 milyon. Onların nefesi olduk. 10 milyon engellimizin sesi olduk, hikayesi olduk ve diğer 40 milyon toplumumuzda engelli olmayan kesim içinde bir empati, bir hoş seda oldu. Niye diyecek olursanız, bir engelli kardeşim arıyor. Vekilim, 17 yaşındayım. Bacağım 3 santim kısa. Vekil olmayı düşünüyordum. Ama yani yapmazlar etmezler hep böyle. Kendi iç dünyamda bunun tadını yaşamaya çalışırken sinemada sizi izledim, televizyonda sizi izledim. Serkan abi beni milletvekili yapar mısın? Bakın, umut kadar güzel bir şey yok. Milyarlarca yatırım yapın. Çok önemli yani insan hizmet açısından, köprüsü, barajı, her şey çok önemli ama umudu maddi olarak veremezsiniz. Umudu, duyguyu bu tip rol modellerle verebilirsiniz, idollerle verebilirsiniz. Bir kardeşim arıyor, kolumda sorun var, hakim olmak istiyorum. İşte yapmazlar dediler. İçime kapandım. Sizi gördüm, bu mücadelenizi gördüm. Hakimlikteki, vekillikteki. Ben de hakim olmak istiyorum artık. Aslında sizin de bu yaşanmışlık hikayenizi filmleştirme konunuz da böylesi bir tabii, durumdan ortaya çıktı değil mi? Tabii. Niye diyecek olursanız bakın. Ya ben sene 96 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiriyorum. 92'de girdim. 94 yılında ve başarılı bir öğrenciyim. 97 yılında hakim savcılık sınavı açıldı ve o senede yüksek lisansa başlamışım Marmara'da. 84 puan aldım. 70. sıra ilk gün mülakata gittim. Bir ay sürüyor mülakat. Filmde de bunlar var. Çok zoruma gitti. Bu maddeden hakim ve savcılar kanun 8. maddesi alışılmışın dışında çevrenin yadırgıca vücut bozukluğu bulunmaması. Bir madde var. Bundan elediler. Gençim, hayatın baharındayım. İdeallerim var. Orada elendim, travma oluştu. Ciddi yarın bir başarı bir gün, var. Tabii, yarın bir gün kaymakamlığa gideceğim veya kamuda başka bir üst düzey bir göreve gireceğim. Hep önüme bu engel çıkacak. Bir daha üzüleceğim. En azından Serkan daha fazla üzülme, git. Avukatlık büromu açtım, avukatlığa başladım. İşte bu vekil olunca da bu beni eleyen maddeyi geçen sene 24 Kasım 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın riyasetine bütün parti genel başkanları destekledi ve bütün milletvekillerinin oy birliğiyle bu yasa değişti. Engelliler hakim oluyor artık yani. Bu 48 senelik bir mücadele baktığım zaman yani. Aslında engellilere engel olan yasalardan ve toplumlardan bir nevi sıyrılaşmayı da... Tabii kesinlikle bu çok, bakış açısı. Evet, yani aman kimse engelinden dolayı geri kalmasın derdimiz o. Yani devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet düşünceyle, gönülle, kalple, sevgiyle, aşkla yönetilir. Buralarda engel olmasın yani. Yoksa orasında engel var, burasında engel var. Amerikan devlet başkanı Roosevelt 12 yıl, 3 sene, 3 dönem, 4 dönem üst üste Amerika'yı 2. Dünya Savaşı'nda yöneten en başarılı başkan. Nasıl yönetti? Tekerlekli sandalyede. Bugün İsrail Enerji Bakanı tekerlekli sandalyede engelli. Daha önceki İngiltere Güvenlik Bakanı görme engelli, rehber köpekli. Alman Federal Meclis Başkanı Cumhuriyetimizin 100. yılı sessiz devrim cumhurbaşkanı çok güzel şeyler oldu hakikaten. Engelliler bakım aile rehabilitasyon merkezleri işte öğretmen olmuyor doldu memurlar falan oldu falan çok güzel ama artık bunu taşlandırmalıyız. Türkiye 100 yılında
bunun taşlaması lazım. Hı hı. 100 yıllık cumhuriyetimize. Şimdi çek edelim kendi kendimize. Bir tane engelli meclis başkanımız var mı? Gördünüz mü? Niye bir tekerlek sandalye benim engelli meclis başkanım yok? Oturarak yapılıyor. Bir sürü de avukat, hukukçu, engelli var. Genelde hukuk fakültesinde engelliler çoktur. Meclisin 5'te 1'i avukat zaten, hukukçu bizim biliyorsunuz. Niye yok? Bundan sonraki dönemde ben olmasını istiyorum. Bakın, niye yok? Yani kimse bizden akıllı değil. Mücadelesi alay gırlasını vermişim. Peki şunu sormak bakın, istiyorum. Bakın, zihniyet mevzusu. Niye bir engelli rektörümüz yok? Niye bir engelli valimiz var mı? Bir engelli büyükelçimiz var mı? Yok. Bir engelli bakanımız var mı? Gördünüz mü hiç? Bir engelliler bakanımız var mı? Yok. Niye yok? 10 milyon çarpı 4, 40 milyon yani. İsrail Enerji Bakanı geçen sene Londra'da bir programa gidiyor. Orada bakanların toplantısında gidece başbakan yani Boris Bey'in olduğu dönemde gidece salonda engelli rampası yokmuş. İngiltere Başbakanı o yok diye erteliyor. Ertesi gün toplantı yapıyor. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ha biz çok yol kat ettik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Partimizden razı olsun. Bütün vekillerimizden razı olsun. Diyor ya, engelliden öğretmen mi olur dendiğinde bizim partimize geçmişte bir Milli Eğitim Bakanımız talihsiz bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız için bal gibi olur dedi. Bunları açtık. Çok şükür. Sessiz devrimler gerçekleşti. Artık taçlanma zamanı gelmiştir. Bu noktada Buğday Tanesi filmiyle vermek istediğiniz mesajı verdiniz mi? Şu anda tabii herkes kendinden bir kare gördü filmde. Herkes bir şeyler aldı. Engellisi umuda yolculuğa çıktı. Annesinin, ailesinin gözleri parladı. Engelli olmayanlar empatiye nasıl yaklaşacağını öğrendi. Şükrü öğrendi. Bir de şunu gördü. Ya Serkan Bayram bu haline neleri başarmış? Biz daha ilerisini götüreceğiz. Her yerde söylüyorum. Yani kimse boş durmamalı, geride de kalmamalı. Biz bunları yaptıysak yeni nesil bizim geleceğimiz, gençler bizim geleceğimiz. Onlar daha bayrağı ileri taşıyacaklar. Hedefimiz o zaten. İlk gala Atatürk Kültür Merkezi'nde oldu. Hala devam ediyor. Birçok şehrimizde hala galalar, gösterimler devam ediyor. Bundan sonraki süreçte farklı ülkelerde var mı gala? Var. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne vizyona girdik. Sinemalarda var, illerimizde var. Bakın bugün buradayız sabah. Başakşehir'de bir okulumuzdaydık. 2 gün İsviçre'de kaldık. Gösterim yaptık. Dün döndüm. Ondan önceki hafta Kıbrıs'taydık. Kıbrıs yıkıldı. İsviçre yıkıldı. Cuma günü Hollanda'dayım. Bu çarşamba Konya'dayım. Yarın akşam Ankara'da yine programlardayım. Şu anda millet akın akın umuda yolculuğa çıkmış. Açık söyleyeyim. Bakın akın akın umuda yolculuğa çıkmış ki artık Türkiye'yi aştı. 24 ülkede şu anda gösterime başlıyoruz. 24 ülkede. Amerika'dan, Avrupa'dan, Latin Amerika'dan. Şu an dünyada ilk oldu galiba böylesi bir film. Türk siyaset ve sinema tarihine bir ilk, dünyada da bir ilk. Yaşayan bir siyasetçinin filmi yok. Çekilirken, yaşarken çekilen. Hem ben yaşantım var, hem filmde oynuyorum. Bu yok. Hem bir milletvekilinin filmi yok, hem de bir engelli milletvekilinin filmi. Şimdi aslında bunun siyaseti olmaz tabii ki. Ama ben yine de sormak istiyorum. Çünkü bu çok merak edilen bir durum. Nihayetinde bir İstanbul milletvekilisiniz. Bir milletvekili kimliğiniz var. Muhalefetten nasıl bir tepki aldınız? Destek mi yoksa? Bütün vekil arkadaşıma ben teşekkür ediyorum. Bunu da çok merak edenler vardır diye düşünüyorum. Bey Ankara'daki galama geldi. Teşekkür ediyorum. Lütfi Bey Kocaeli'deki galaya geldi. Ayhan Bey İYİ Parti Aksaray vekilimiz. Bedir Bey Samsun vekili İYİ Parti'nin Ankara'daki galaya geldiler. İstanbul'daki galada Kemal Bey'in çiçeği, telgrafı hepsi vardı. Şunu diyebilir miyiz? Siyaseti kenara bıraktık. Kesinlikle. Ve burada birlik olduk diyebilir miyiz? Kemal Bey'le geçim uçakta gelirken ben de filmi izleyeceğim dedi. Çok güzel dedi. Çok tebrik ediyorum dedi. Meral Hanım geçen bana çok özel bir mektup yazmış. Bu konudaki hassasiyetimden dolayı. Sayın Cumhurbaşkanımız meclis grup toplantısında sağ olsun bizleri çok onurlandırdı. İlham kaynağı dedi. Partiler üstü bir durum. Bu konu Türkiye ittifakıdır. Bunun siyaseti olmaz. Ve bizim dinimiz, medeniyetimiz de bunları hep önümsemiştir. Bakın, Peygamberimiz bundan 1400 yıl önce Kudüs'e vali tayin ediyor. Kudüs'e ortopedik engelli bir sahabi. Medine'ye de başkan vekili diyelim, benzetmek gibi olmasın. Başkan vekili gittiği zaman Medine dışına görme engelli bir sahabeyi ve o rahat gitip gelsin diye ip çekiyor.
görev yaptı yine. Hani ipi tutarak bizim yansıdı. Şimdi benim dinimin, peygamberimin, sünnetin gerekleri buysa, medeniyetimin, kültürümün gerekleri buysa, bu dil evrensel bir dilse, kusura bakmayın niye geride kalsınlar yani? Niye geride kalsınlar? Bugün ben şöyle düşünebilirim. Niye bir gün önce bu filmi çekimlerim, bir saat önce benim için çok önemli. Bir an önce toplumla buluşsun. Ben iyi kötü hayatımı sürdürdüm. 50 yaşına merdiven dayadım. Milletvekili oldum. Allah bana her şeyi nasip etti. Bencil davranabilirdim. Ama ben davranmadım bence. Niye? Çünkü 10 milyonlarca insan var. Bugün Türkiye'nin %12'si engelli. Evet. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde. Ailesiyle beraber Türkiye'nin yarısı. Bakın. Bugün dünyada 1 milyar nüfus engelli. 1 milyar, 8 milyar dünya nüfusunun 1 milyarı engelli. Aileleriyle beraber hesap ettiğimiz zaman dünyanın yarısı engellilikten direkt etkileniyor. Direkt. Her ailede illaki bir engelli teması vardır yani. Bunu damdan düşen anlar. Bu kadar hassas bir konuyu biz daha çok önemsemeliyiz. Daha çok özümsemeliyiz. Daha çok değer vermeliyiz. Ki bunu da yapıyoruz. Serkan Bayram milletvekilliği kimliğinin yanı sıra engelli bir birey. Aktör. Engelli bir aktör. Yaşadığı zorlukları. Bu zorluklarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini. Bu zorlukları nasıl aştığını ve bu zorlukları aşarken aslında daha da nasıl engeller önüne konulduğunu beyaz perdeye aktardı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de büyük bir galayla tüm dünyaya tanıttı. Camianın içindesiniz. Böyle bir gala gördünüz mü? Yani gala çok kalabalıktı. Bizzat sunuculuğunu da yaptığım için hatta sığmadı. Yani çok katılım vardı. 800 kişilik salon, gelen 2500 kişi. 2500 kişiydi. Şunu anlatmak istiyorum. Evet, birçok kişiye ilham verdiniz. Birçok kişiye aslında bu zorlukları nasıl aştığınızı, belki kolay olmadı ki kolay olmadığını zaten izledik hep beraber. Bir de bir yaşam merkezi engellilere yönelik sözü verdiniz. Peki tahmini? Projesine başladım. Çok güzel. Tahminin ne zaman biter? Şimdi oraya geleceğim. Çok hızlı devam ediyorsunuz hala bu yaşam merkezini açabilmek adına çalışmalar devam ediyor. Parmakla, tek parmağıma 48 senelik hayatı bu parmakla yaşadım. Bununla okudum, bununla yemek yiyorum, bununla çay içiyorum, bununla su içiyorum. Her şey bu, hayatım bu. Allah'a binlerce şükür olsun. En azından bunu bize bahşetmiş yani. Dört duvar arasında kalacakken bugün topluma faydalı bir birey oluyorum. Yoksa birilerine muhtaç olacaktım. Ama bugün ne yapayım, vekil olmak herkese. Bırakın en basit 10 parmaklı numarasını dağıtan var mı? Ben bütün Türkiye'de dağıtmışım. Yani bu kadar da yürekli bir insanım. Uh-huh. Daha çok insana dokunayım diye. Burada elde eden gelir. Bencile davranmadım. Niye? Allah'a şükür Allah bize her şeyi nasip etti. Burada elde eden gelir. Hepsi değerlidir. Her gelen, veren, sinemaya gelsin gelmesin bir tuğla da benim olsun diyor. Ve bütün Türkiye'de bilet fiyatlarını da 30 TL yapmıştık. Evet. Şimdi güzel 10 dönüm bir arazi. Bunun içinde güzel bir çalışma yapıyoruz. Daha önce bir arkadaş bir öneri yapmıştı. Dağımlarla ilgili aşevi, açlık okulu ve iş garantili. Çünkü önem arz ediyor. Onlar da mutfağa çok yatkın dağımlar. Dağımlarla kafeler var. Belediyeler çok önem veriyor sağ olsun. Bir açlık okulu olabilir. Şimdi kafa yoruyoruz. İki, bir arkadaşım var. O da engelli bir yönetmen. Türkiye'de bir ilk o da. Dedi ki film, sinema, ben tabii bu sektörün içine girince gördüm. Alanda bir enstitü yapalım. Engelliler müzikte, görme engelli biliyor çok yatkınlıklar, resimde falan. Böyle bir şey düşünüyoruz. Üçüncü de yaşam üniversitesi gibi. Yani böyle fonksiyonel olsun. Yani şimdi bazı yerleri yapıyoruz. İşte dört duvar, yaşam merkezi diyoruz. Yani amaç üretelim orada. Yani kesinlikle. Atıllıktan herkesin kurtulması lazım. Ya bu bütün diğer kültür merkezleri de ilgilidir. Mesela çoğu belediyemiz sağ olsun yapıyor. Kültür merkezi bakıyoruz salon toplantıları ağırlıklı olmuş yani. Oralar fonksiyonel olması lazım yani. Her 7-24 çalışır vaziyette olması lazım. Üretmesi lazım. O yüzden bir açlık okulu olabilir. Bir film enstitüsü, sinema enstitüsü olabilir. Bir yaşam enstitüsü olabilir. Ben öyle bir hayalim var ki mesela spastikler için ata binme, işte yine havuzundan. Yine farklı bir proje yani. Tabii tabii. Bunun üzerine şu anda kafa yiyoruz. Bunu da Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Yani bunlar güzel şeyler. Bakın ben Erzincan milletvekili oldum. İlk defa CHP'li 2015'te bir milletvekili arkadaşımın yerine geldim. Tarihinde, Cumhuriyet tarihinde ilk.
4 cami yaptım, 4'te cemevi yaptım. Çünkü 3'te 1 bizim Alevi vatandaşlarımız. Ve CHP'li vekil de çıkamayınca bundan sonra dedim, yani ben daha çok yapmam lazım. Bana daha hızlı ulaşmalar lazım ki bunu da gerçekleştirdim hep. Bunu da bilir herkes. Bugün Kartal Cebevi'nin cenaze arabasını dahi ben göndermişim. Niye? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Benim kriterim şudur. Yeter ki hain olmasın Derya Hanım. Şu masada ben herkesle otururum, konuşurum. Adamın özel hayatta beni çok ilgilendirmez. Ülkeye ne katkı sunuyor? İnsana ne veriyor? Sözünün eri mi? Ahlaklı mı? Benim için kriterler bunlardır. Ha, vatan haini olmasın. Kırmızı çizgi burada. Vatan haini yediği ekmeğe tüküren bizden değil. Kimse kusura bakmasın. Orada da setimiz belli ama onun dışında siyaseti ne için yapıyorsun? İnsanlara umut vermek. Biz film ne oldu? Umut verdiği için film bugün herkes takdir ediyor. Çünkü umut var. Siyaset de umut verme sanatıdır. Ve insanların yüzündeki tebessümü artırma sanatıdır siyaset. Bugün biz 20 yıl iktidardayız. Bu millet bizim kara kaş kara gözümüze oy vermedi. Neyi verdi? Referans. Her seçimde geçmişini referans olarak verdi. Yani bunları yaptı. İşte en son EYT olayı. 20 yıllık bana göre bir sorundu ki çözüldü. Şimdi meclise geliyor. Bunlar toplumun yararına olan şeyler. Ha, geçmişte yaşanan sıkıntılar var. Adam o 40 yaşında emekli oluyor. Doğru değil ama bu o dönemde olmuş. Bu insanlara hakkı. Yani artık onu daha uzatma lüksümüz yok yani. Evet. Tabii bütçeye ona buna yük gelse de o da neticede çözülür. Niye bunu genel olarak anlatıyorum? Yani siyasette, sinemada, sanatta hepsi bir umuttur. Türküyü dinleyince, bir sanat müziği dinleyince seni geçmişten alır, geleceğe götürür. Atiye. Niye? Anılarını tazelersin. Orada yaşanmış duyguları hissedersin. Oradan kalkıp mutlulukla kalkarsın. Yani gündüz bir yere yemeğe gitmek istedim. Güzel bir yerde bir etçi varmış veya özellikle bir yemek var. İşte ona bir an önce gideyim, orada yurt dışındasın. Yani şu restoran çok güzel bir menüsü var. Oraya gideyim dersin. Onu yemeye çalışıyor. O da nedir biliyor musun? O da bir umuttur. Oradaki o program bir an önce bitse de oraya gitsem umudu vardır yani. İnsanın fizyolojisi, biyolojisi. Her zaman bir umutla. Umut, evet. Evet. Umut var olacağız. Bedir aslında doğru diyorsun. Yere düşünce değil, vazgeçine kaybedersin. Çalışmalarınız... Evet, tutamadığımı gönlümde tuttum, kalbimde tuttum ve asla hiçbir zaman bırakmadım. Bırakmaya da niyetim yok. Kimse kusura bakmasın. Şimdi zaten milletvekili çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Bununla beraber gösterimler devam ediyor. Aslında konuşacak çok şey var ama sizi de çok fazla da yormak istemiyorum açıkçası. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buğday Tanesi filmini izleyelim. İzlemeyenler de izlesin ve izlettirelim. Hakikaten umut filmi. Nice nice böyle filmler çoğalsın. Baht da açık olsun ki dünyayı da hızla yayılıyor. İnşallah güzel ödüllere de vesile olacak. Ve Buğday Tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. O yüzden hikaye önemlidir. Samimi Haberi ve Derya Hanım'ı izlemeye devam edelim. Bizleri misafir ettiğiniz için de şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ. Sayın Bayram, güzel bir sohbeti. Teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü konuğumuz İstanbul AK Parti milletvekili Sayın Serkan Bayram'dı. Hem yapmış olduğu çalışmaları konuştuk, aynı zamanda çekmiş olduğu Buğday Tanesi filmiyle milyonların kalbine dokunduğu filmin detaylarını da konuşmuş olduk. Özel yayınlarımızla bizler devam edeceğiz. Bugünlük artık yayınımız sona erdi.